Efendim merhabalar, saatler 15'i gösteriyor. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız değerli izleyenler. Biliyorsunuz bugün Muharip Gaziler günü, oldukça önemli bir gün, hatırlanması gereken bir gün, üzerinde durulması gereken bir gün. Ve Muharip Gaziler Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şube Başkanı emekli albay Zeynel Abidin Sezer bizlerle birlikte canlı telefon bağlantısı konuğumuz şu anda, telefon hattının diğer ucunda. Sayın Başkan, hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Bu önemli bir günde bizle temasa geçip gazilerin duygu ve düşüncelerini asil Türk milletiyle paylaşma fırsatı verdiğiniz için de çok çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Estağfurullah Sayın Başkan. Şöyle tabii ki başlamak gerekiyor. Tabii öncelikle tüm gazilerimize, aramızdan tabii ki ayrılan gazilerimiz de var, ebediyete intikal edenler de var. Onları rahmetle, şükranla alalım. Yine hayatta olanların da ellerinden öpelim. Öncelikle onu söylemiş olalım. Tabii yine bu vatan uğruna canlarını siper eden şehitlerimizi de, aziz şehitlerimizi de saygıyla anmış olalım bir kez daha. Sayın Sezer, tabii bugün törenler vardı zannediyorum, yine Sayın Vali ve protokolle birlikteydiniz. Dilerseniz hazır bağlanmışken birinci ağızdan alalım detayları sizden. Bugün Gaziler Günü nedeniyle Sayın Valimizin talimatlarıyla hazırlanan tören programı uygulandı. Sabahleyin saat 9.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda protokol, asil Türk milleti, öğrenciler toplandı. Günün anlam ve önemiyle ilgili bir gazimizin şiir konuşması oldu. Çelenklerin konulmasını müteakip benim tarafımdan günün anlam ve önemiyle ilgili bir konuşma yapıldı. Onu takiben Sayın Valimizin başkanlığında protokol, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Garnizon Komutanımız, Emniyet Müdürümüz, Rektörümüz Gaziler Derneği'ni ziyaret ettiler. Ve saat 13'te de Sayın Valimiz tarafından şehit aileleri, yakınları ve gazilerimize ordu evinde bir öğlen yemeği verdi. Bu vesileyle de birlikte olma şansını elde ettik. Bu şekilde etkinliklerimiz devam ediyor. Gaziler Derneğimizi de çeşitli okullardan rehber öğretmenler nezaretinde öğrenciler ziyaretlerine devam etmektedir. Saat 15.30'da da Sayın Vali Yardımcımız gelecek. Bu şekilde faaliyetlerimiz ve etkinliklerimiz devam ediyor. Sayın Başkan, tabii ki hem hazır sizi de bağlamışken, tabii bu arada teşekkür ediyoruz, yoğun gündeminiz arasında çok önemli bir günde bizleri kırmadınız, canlı telefon bağlantısına bağlandınız. Dilerseniz tabii ki izleyicilerimiz de yine bugünün anlam ve önemi çerçevesinde sizlerden bir en azından ufak bir konuşma bekliyorlar. Onunla ilgili de birkaç cümle rica edebilir miyim bu günle, bu önemli günle alakalı? Tabii memnuniyetle. Öncelikle gazilik ve gazinin ne olduğu konusunda bir bilgi vereyim. Gazilik, Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının yaşayan destanıdır. Gazi ise bu destanı yazan kahramanın adıdır. Gazi, vatan ve millet sevgisiyle bütünleşmiş, bayrak ve sancak aşığı, eşsiz bir asker, onurlu ve gururlu bir muhariptir. Bir fani için gazilik en şerefli sıfat ve en büyük de ünvandır. Bugün bizler için çok önemli. Sadece bizler için değil, asil Türk milletimiz için de çok önemli bir gün. Zira Gaziler Günü ulus bilincinin ve vatan sevgisinin sembolüdür. Gaziler Günü bu aziz vatanına canını adayan kahramanların günüdür. Bugünü anmamızın ve kutlamamızın bir sebebi de tarihimizi bugüne getirip yaşamak içindir. Zira Anadolu'da destan yazdığımız Kurtuluş Savaşı'mızda savaşın seyrini değiştiren ve büyük taarruzla düşmanın İzmir'de denize dökülmesinin önünü açan ve de 22 gün gece gündüz göğüs göğüse savaşın yaşandığı Sakarya Meydan Muharebesi'ni Atatürk liderliğindeki Türk ordusu zaferle sonuçlandırmasını müteakip 19 Eylül 1921 günü 153 sayılı kanunla Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Marşallık rütbesi ve Gazi ünvanı verilmiştir. Bu itibarla 19 Eylül günü 4768 sayılı kanun ile Gaziler Günü olarak parola vatan, işareti namus diyerek kutlanmaktadır. Gaziler Günü herhangi bir gün değil.
Sayın Sezer, çok teşekkürler anlamlı sözleriniz için ama çok kısa biraz daha tutacağım sizi hemen. Bir de şunu sormak istiyorum. Tabii genel olarak yine Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nin yapmış olduğu faaliyetler var. Bir diğer yandan da Antalya Şubesi'nin tabii ki gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler, etkinlikler oluyor. Kısa bir şekilde Antalya Şubenizin de faaliyetlerinden bahsederek noktalayalım isterseniz. Tabii memnuniyetle. Faaliyetlerimiz 19 Eylül Gaziler Günü ve Haftasını kutlamak, Milli Bayramlar ve Kurtuluş Günü törenlerine katılmak, 18 Mart Şehitler Günü, 5 Temmuz Antalya'nın Kurtuluşu, 15 Temmuz Demokrasi Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü. Ayrıca da gazi olarak faaliyetlerimizin temel taşı, vatan müdafaasında ülkemizin bağımsızlığını korunmasında bedel ödeyen kişiler olarak kimliğimize, değerlerimize sahip çıkmak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kazanılmasında bedel ödeyen ecdadımızın 7'den 77'ye kadını erkeğiyle, genci yaşlısıyla ecdadımızı anmak suretiyle yeni yetişen nesillere Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi şartlar altında kurulduğunu göstermek suretiyle ülke bütünlüğünü sağlayıcı faaliyette gençlerimize ve Türk milletine düşen görevleri dile getirmek suretiyle vatanımıza sahip çıkmanın önünü açmaktır. Sayın Sezer, çok teşekkürler aktarmış olduğunuz değerli bilgi ve yorumlardan dolayı. Bir de tabii ki gündeminiz yoğun ama canlı yayında şunu da sözünü almak isterim. O yoğun gündeminizi atlattıktan sonra en kısa süre içerisinde stüdyomuzda da yine daha detaylı bir şekilde konuk etmek isteriz sizleri. Memnuniyetle, bizim için onur ve gurur verici bir durum olur. Şansınızda tüm camiaya teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler Zeynel Bey. Aktarmış olduğunuz önemli bilgilerden dolayı bir kez daha kutlu olsun Gaziler Günümüz diyelim. Bir kez daha teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, önemli bir gün tabii ki bugün baktığımız zaman 19 Eylül Gaziler Günü ki hem bugün özelinde işte Antalya'da yapılan faaliyetleri, etkinlikleri Sayın Başkan'ın ağzından, birinci ağızdan dinleme fırsatına eriştik. Kendisinin de yoğun bir tabii gündemi var yine. Daha sonra ümit ediyoruz ki birlikte olacağız daha detaylı bir şekilde bir program içerisinde. Öte yandan da genel olarak bu 19 Eylül tarihinin nasıl seçildiğini, neden 19 Eylül tarihinin seçildiğini de yine Sayın Başkan'ın ağzından izlemiş, dinlemiş olduk değerli izleyenler ki bir kez daha başlangıçta da söylemiş olduğumuz gibi tabii ki başta şehitlerimiz olmak üzere şehitlerimizi rahmetle, saygıyla, şükranla, minnetle alıyoruz değerli izleyenler. Bu vatan uğruna canlarını hiçe sayan, ebediyete intikal eden, şehit olan, şehadet mertebesine erişen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Onları şükranla anıyoruz. Bir diğer yandan da gazilerimiz var biliyorsunuz. Gazilik de yine oldukça yüksek bir mertebe. Onu da söylemek gerekiyor. Az önce Sayın Başkan'ın da aktarmış olduğu gibi ki Kurtuluş Savaşı gazilerimiz var. Yine Kore Savaşı'nda gazi olanlar var. Terörle mücadelede gazi olan gazilerimiz var. Yine değerli izleyenler, baktığımız zaman aramızdan ayrılan, ebediyete intikal eden gazilerimiz var. Onları da yine minnetle, şükranla analım. Allah'tan rahmet dileyelim kendilerine. Bir diğer yandan da yaşayan gazilerimiz var. Şu anda halen daha aramızda olan, bizlerle birlikte olan gazilerimiz var. Bu vatan uğruna gazi olmuş değerli izleyenler, insanlar var. Önemli insanlar var. Onlara da bir kez daha saygılarımızı, selamlarımızı iletelim. Hayatta olan, şu anda bizleri izleyen de tabii ki yine birçok gazimiz de şu anda ekranları başlarında bizleri izliyor. Onlara da bir kez daha şükranlarımızı, saygılarımızı, selamlarımızı iletmiş olalım değerli izleyenler.